Felsefe Atölyesi'nden herkese merhabalar. TT AYT Felsefe Kampımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Kamp nasıl gidiyor? Keyifler yerinde mi? Yorumlara yazınız lütfen. Şimdi bu dersimizde ne işleyeceğiz onu söyleyelim. Felsefi okuma yazmayı göreceğiz. Felsefenin dördüncü ünitesi olan okuma yazmaya başlayacağız. Hadi başlayalım. <laughs> Bu ünitede üzerinde duracağımız konular felsefi metin ve analizi, alternatif görüş geliştirme, felsefi deneme yazma ve akıl yürütme becerileridir. İlk olarak isterseniz ne yapalım? Felsefe yapmanın ne olduğunu, felsefi okur yazarlığın ne olduğunu tanımlayarak bir işe başlayalım. O bazıları var ya felsefe yapma, boş boş konuşma, kafa ütüleme diyen garipler var ya onlar felsefenin fesinden anlamıyorlar. Belki bırakın felsefi kitap okumayı, belki normal bir kitap dahi okumamışlardır. Bakın espri olarak söylenen felsefe yapma cümlesine diyeceğim bir şey yok. Ama böyle boş konuşmayla felsefeyi özdeşleştiren kişiler için söyleyecek çok sözüm var. Her neyse. Şimdi ilk olarak onlara şunu söyleyeyim. Felsefe yapabilmek için ciddi bir felsefe okur yazar olman gerekiyor. Felsefeyi bilebilmen için yapman gereken şey felsefenin terimlerini bileceksin, kavramlarını bileceksin, tarihini bileceksin, filozofunu bileceksin. Felsefi bir düşünceyle, bakış açısıyla metne ya da e, felsefi bir konuya eğileceksin. Aynı zamanda sadece metni okumuyorsun, eleştirel bir gözle analiz ediyorsun. Felsefe okur yazarı olabilmek için belli bir zihinsel hazırlığın olması lazım. Özellikle bu konuda şunu söylemek istiyorum. Yani diyelim ki Kant'ı okumak istiyorsun, Kant'ı ya da Nietzsche'yi okumak istiyorsun. Bunun için yapman gereken şey şu olabilir. İlk olarak başlıyorsan dolaylı okumalar yapabilirsin. Yani onu anlatan kişileri okuyabilirsin. Daha sonra direkt metni okuyabilirsin. Çünkü e, zor olabiliyor. İlk başta anlamadığın kavramlar olabiliyor. Bununla ilgili de bir takım teknikler ve yöntemler söyleyeceğiz. Gelelim felsefi metin ve analizine. Öncelikle metin nedir hocam? Bunu tanımlayalım. Metin herhangi bir ifadenin belirli bir düzen içinde yazılı olarak somutlaşmış halidir. Peki hocam felsefi metin nedir? felsefi metin, felsefi konuları ele alan, felsefi problemler üzerine düşünen, duran metinlere biz felsefi metin diyoruz. Felsefi metinin kurucu öğelerine baktığımızda problem, kavram, iddia, karşı iddia, gerekçe, açıklama ya da eleştiriyi görüyoruz. Peki felsefi metinler diğer metinler gibi midir hocam? Öyle rahatlıkla okunabilecek metinler midir ya da onlar gibi mi tasarlanır? kesinlikle hayır. Yani bir edebiyat metni gibi değildir. Bir bilimsel e, kitap gibi ya da bir bilimsel çalışma gibi değildir. Hele gazete dergi gibi hiç değildir. Niçin? Çünkü bir felsefi metin filozofların bir sorun hakkındaki görüşleri doğrultusunda oluşturur ve filozof bu görüşlerine okumalar yapar, sorgulamalar yapar, adım adım kendi argümanlarını, kendi görüşlerini örmeye ve oluşturmaya başlar. Görüşleri arasında bir tutarlık ve mantıksal bir e, bağlantı söz konusudur. Peki felsefi metin örneklerini gösterebilir misiniz? Gösterebiliriz. Platon'un Devlet kitabını, Immanuel Kant'ın kitabını, Nietzsche'nin kitabını örnek gösterilebiliriz. Kısacası felsefi metnin analizi felsefi bir metni eleştirel yöntemler kullanarak okumak anlamına gelir. Şimdi felsefi metnin okumanın inceliklerine bakalım. Yani bir felsefi metin okunurken e, nelere dikkat etmeliyiz? Bunun için mesela bir hazırlık yapmamız lazım felsefe okumaya. Nasıl hocam? Kazma küreye getirerek hazırlık mı yapacağız ya da oraları mı süpüreceğiz? Öyle değil de ama bir hazırlık yapman lazım. Yani her şeyden önce yanında bir sözlük barındırman lazım. Her şeyden önce bir vakit ayırman lazım. En az 1-2 saat vakit ayırman lazım ve bir ortam oluşturman lazım. Öyle kalabalık bir ortamda ya da işte öyle ben bir 5 dakika uykum gelmeden önce okuyayım diyebileceğim bir kitap değildir. Bir metin değildir ve anlamak için okuman lazım. Aynı zamanda iki kere okumanı tavsiye ederiz. İlk başta anlamak için, ikincisi de etkin ve eleştirel okumak için yani argüman nedir, burada sorgulanan nedir, adamın anlattığı şey gerekçeleri ve kanıtları sağlam mı, kendi arasında tutarsızlık var mı yok mu gibi bir eleştirel gözle okuman gerekir. Peki bir felsefi metni nasıl analiz ederiz? Öncelikle felsefi metin kavram ve problemlere dikkat edilerek okulur. Felsefi metnin öğeleri araştırılır, aralarındaki ilişki belirlenir. Felsefi metinde geçen temel görüşler bulunur, ana problem belirlenir. Felsefi metnin ana problemlerine destek olan yardımcı argümanlar var mı? Varsa nelerdir? Bunlar tespit edilir. Sonra felsefi metindeki çıkarımlar mantıksal mı, değil mi? Bu tespit edilir. Dilsel açıdan bir sorun var mı? Kavramlar doğru kullanılmış mı? Buna bakılır. Sonra temel görüşün ikna edici sorgulanır ve genel olarak bütünsel bir değerlendirmeye gidilir. Bütünsel bir değerlendirmeye gidilirken o dönemi de unutmamak lazım. Yani bu metin ne zaman, nerede, nasıl, hangi koşullarda üretilmiş ona da bakmamız gerekir. Şimdi gelelim bir örnek felsefi metni analiz etmeye. Kimin metniymiş? Immanuel Kant'ın Salt Aklın Eleştirisi kitabından alınmış bir metin. Şimdi burada durdurabilirsiniz videoyu, okuyabilirsiniz. Ben okuduğum için direkt analize geçiyorum. Analizi 3 kısımda yapacağız. Metinde geçen kavramlar hangileridir? Felsefi problem nedir? Ve filozof bunu nasıl değerlendirmiş? Bakış açısı nedir? Ben şu kavramları seçtim. Deney, deney öncesi, akıl, duyu. Hocam en basitlerini seçmişsiniz demeyin. Çünkü adamın felsefesi bu kavramlar üzerine oluşturulmuş. Bu kavramların gerçek ya da onun söylemiyle söylersek deney yani hallerini söyleyeceğim. Deneyin kendisi ap e apost teoridir. Deney öncesinin kendisi a prioridir. Yani bu e kelimeler ne anlama geliyor? Şöyle Deney öncesi dediğimiz şey bilginin doğuştan getirildiğini kabul ediyor. Zihinsel anlamda işte matematik ve mantık bilgileri. Deneyim bilgisi ise deneyimle elde edilen bilgilerdir. O yüzden bu kavramları seçtim. Peki burada tartışılan problemler nelerdir? Hocam bilginin kaynağı nedir? Bilgi nasıl oluşmaktadır? Bilgi doğuştan mı gelmektedir? Yoksa sonradan mı elde edilmektedir? Bilgide aklın ve deneyin önemi nedir gibi problemler tartışılmış. Filozofun bakış açısı nedir hocam? Filozofun bakış açısı şudur. Bilginin kaynağında hem deney vardır hem akıl vardır. Bilgi hem doğuştandır hem sonradan elde edilir. Bilgide rasyonizm ile empirizmi birleştirmiş kısacası. Çünkü biz biliyoruz ki rasyonizm temelinde akılcılık var. Empirizm empirizmin temelinde ise deneycilik var. Adam ikisini birleştirmiş ve sonuç olarak şunu söyleyebiliriz. Diyor ki görürsüz kavramlar boş, kavramsız görüler kördür. Yani bunu tercümesini yaparsak ne akıl tek başına bir işe yarar ne de deneyim ya da algılar tek başına bir işe yarar. Her ikisi bilgi elde etmede işe yarar. Yani bilginin temelinde hem akıl vardır, hem deney vardır, hem de duyu organları vardır. Yani bir metni nasıl analiz ediyormuşuz, geçen kavramlara bakıyormuşuz, felsefi problemi tespit ediyormuşuz, filozofluğun bu felsefi probleme bakış açısını tespit ediyoruz. Şimdi geçmeden bir şey daha söylemek istiyorum. Mesela bu metin Gazali'nin metni olsaydı, Gazali'nin bilginin kaynağındaki soruya cevabı ne olacaktı? Sezgi olacaktı. Peki Canlak'ın bir eseri olsaydı o da deney ve duy diyecekti. Yani filozoflara göre değişen bir metin olacaktı değerli arkadaşım. Alternatif görüş konusuna bakalım ve ilk olarak görüşü tanımlayalım. Görüş nedir? İnsanın olay, varlık ve ortaya atılan düşünceleri dair anlayış geliştirmesidir. Bu anlayışı geliştirirken kişi nasıl oluşturuyor bu anlayışı, bu bakış açısını, bu görüşü? İçinde bulunduğu ortamdan, aileden, akrabalardan, çevreden, arkadaş ortamından, devam ettiği okuldan, izlediği filmlerden, okuduğu kitaplardan bir görüş ediniyor. Bu görüş hatalı da olabiliyor ya da doğru da olabiliyor ya da ön yargılarla çerçevelenmiş de oluyor. Her neyse adam bir görüş oluşturuyor. Peki görüşün bizim konumuzla ne alakası var? Alternatif görüş geliştireceksek görüşü tanımlamamız lazım. O yüzden tanımlıyoruz ve diyoruz ki felsefi bir metin okuma, özünde yeni görüşler geliştirme, yaşamı ve eylemleri yeniden gözden geçirme ve düzenleme sürecidir. Yani olaylara farklı bakabilme olayları farklı değerlendirebilmedir. Ki zaten şu an insanlık bir yere geldiyse olayları farklı değerlendirebilen, olaylara farklı pencereden bakan, olayların alternatiflerini düşünen insanlar sayesinde olmuştur. Şimdi alternatif görüş geliştirmeyi bir tanımlayalım. Ne diyormuş? Çok yönlü düşünmenin farklı boyutlarda olasılıkların da dikkate alınması sonucunda bağlama duyarlı kalarak yani fikrin üretildiği ortama e, bağlı kalarak neden etki sonuç ilişkisi kurarak önem ve öncelik belirleyerek şartları göz önünde bulundurarak yol ve yöntemler arasından uygun olanı seçme ve oluşturma becerisidir. Yani alternatif görüş geliştirme, olaylara çok yönlü bakabilme, olayların önünü arkasını düşünebilme, olaylara eleştirel bakabilme, seçenekler arasında en uygunu seçebilme olayıdır. Gelelim alternatif görüşlerle ilgili farklı söylemlere. Alternatif görüş geliştirmek için en etkili yol eleştirel düşünmektir. Çünkü felsefe yapmak eleştirel okumayı gerektirir. Filozof üzerinde düşündüğü bir problemi araştırırken ya da sorgularken ne yapar? Daha önce kimler neler yapmış? Hangi filozoflar neler söylemiş? Buna bakar. Peki bunu baktığında aynısını yazar mı? Onları taklit eder mi? Hayır ne yapacak? Eleştirel bir okuma yapacak. Bu eleştirel okumanın sonucunda farklı bir bakış açısıyla kendi görüşlerini ortaya koyacaktır. Yani öyle eleştirel okumak denildiği gibi muhalefet etmek, her şeye hayır diyebilmek değildir. Peki nedir eleştirel düşünme? Bir olayı rasyonel, şüpheci, sorgulayıcı, tarafsız bir şekilde analiz edebilmektir. Eleştirel düşüncenin önemine geldiğimizde, eleştirel düşünme Gerçekten içinde bulunduğumuz toplumda, dünyada çok önemlidir. Çünkü bazı insanlar körü körüne birilerine tabi olurlar. İşte neye inanacak, neye karar verecek hatta neye gülecek bir başkasından onay bekliyor. Halbuki bu insanın ne kendisine bir faydası var ne bize faydası var. Çünkü sorgulama temelli, eleştiri temelli ya da akıl temelli bir eylemde bulunmadığı için ne kendisine ne insanlığa faydası var. Bireylerin ne yapması gerekiyor? Yaşamı sorgulamaları gerekiyor. Doğru ile yanlışı ayrıt etmesi gerekiyor. Bu kirli düzende yani bilginin kirlendiği, doğru ile yanlışın birbirine karıştığı, gri alanların oluşturduğu dünyada neyin doğru neyin yanlış olduğunu seçebilmek için akla, eleştirel düşünmeye ve sorgulamaya ihtiyacımız var. Gelelim felsefi bir metinle ilgili alternatif görüş geliştirecek kişinin kendisine sorması gereken sorulara. Şu soruları soracağız. Metinden neler öğrendim? Metinde yenilikçi bir şey var mı? Metinde hangi argümanları kullandı ve bu argümanlara ben katılıyor muyum? Katılmıyorum. Peki başka ne soracak? Metinde bana doğru gelmeyen argüman ve görüş var mı? Ben olsam bu argümanları nasıl yapılandırırdım? Nasıl temellendirilirdim? Ve metindeki argümanlar ikna edici mi? Metindeki argümanları çürütebileceksem nasıl ve hangi yöntemle çürütebilirdim demesi gerekir. Şimdi gelelim felsefi deneme yazmaya. Öncelikle deneme nedir hocam? Deneme herhangi bir konuda Duygu, düşünce ve görüşleri paylaşmak adına kaleme alınan metinlerdir. Yani denemeler nedir? Deneme olsun diye yazılmıştır. İnsanların duygularını, düşüncelerini, hislerini e, yazdıkları, herhangi bir şey kanıtlamadıkları, kanıtlamak zorunda olmadıkları, kendi içinden geldiği gibi yazdıkları yazın türleridir. Mesela aşk üzerine adam yazar. İşte ne üzerine yazar, dostluk üzerine, yaşlık üzerine, gençlik üzerine, işte başka ne üzerine yazar mesela dürüstlük üzerine yazabilir. Aklına ne geliyorsa, ne düşünüyorsa bunu yazabilir. Edebi metinlerde herhangi bir kanıtlama zorunluluğu yok. Birisinin de bir şey ispatlama zorunluluğu yok. Çünkü deneme ismi üzerinde deniyor adam. Peki felsefi metinler bölümdür değildir işte felsefi metinler ve felsefi denemeler gerekçelendirilmeli, tutarlı olmalı, mantıklı olmalı ve aynı zamanda değerli arkadaşım bir şeyi kanıtlamak istiyorsanız ya bir fikri ileri sürdüyseniz onun gerekçelerini sağlamlaştırmanız lazım. Yani felsefi denemenin özellikleri şöyle olmalı. Felsefi denemeler öyle rastgele aklında geldiği gibi yazılmaz. Öyle denemede olduğu gibi duygularınızı, düşüncelerinizi yazdığınız denemeler değildir. Ve felsefi metinlerde mantık ilkeleri kullanılır ve felsefi metinler kendi içerisinde tutarlı olmalıdır. Ve felsefi metinler sağlam kanıtlarla temellendirilmelidir. Felsefi metinler özneldir. Felsefi metinlerde felsefi kavramlara yer verilir. Bu kavramların anlamını kendinize göre kullandıysanız açıklamasını yaparsınız ve felsefi metinlerin anlamını da bilmek gerekir. Çünkü Kant'ın kullandığı fenomen kavramıyla Husserl'in kullandığı fenomen kavramı aynı değildir. Çünkü kişinin felsefesine göre değişkenlik arz ediyor. Geldik felsefi metin yazmanın aşamalarına. 4 temel aşamadan bahsediyoruz. Hazırlık aşaması, giriş, gelişme ve sonuç. Aslında biz bunu şurada da anlatacağız. O yüzden iki kere anlatmayalım. Felsefi denemenin yazımına yönelik bazı öneriler var. Bazı öneriler dediğime bakmayın 12 tane öneri yazmışız. İlk öneriyle başlıyoruz. Felsefi deneme yazmadan önce yapman gereken şey çok iyi bir okuma yapmalısın ve bu okumalarla ilgili not almalısın. Yani iyi bir araştırma yapıyorsun ve okumalar yapıyorsun. Sonra okumaları not alıyorsun. Sonra bu oluşturduğun taslakla ilgili argümanlarını belirliyorsun. Sonra bu taslak yazını başkalarına anlatabilirsin. Mesela bu konuda ilgilenen, diyelim yüksek sans yapıyorsan, arkadaşına anlatabilirsin ya da hocana anlatabilirsin. Tartışabilirsin. O zaman neyi göreceksin? Bu taslağın zayıf ve güçlü yönlerini göreceksin. İleri sürdüğün fikirlerin e, gerçekte, pratikte karşılığın nasıl olduğunu göreceksin. Sonra taslak hakkında giderek derinleşmeye ve düşünceler üzerinde e, uzun uzun düşünerek derinleşmesini, düşüncelerinin olgunlaşmasını bekleyeceksin. Sonra bu denemede, bu felsefi denemede eğer bir alıntı yaptıysan yapman gereken şey onun kaynağını göstermek olacaktır. Göstermediğinde etik olarak yanlış bir şey yapacaksın. Dil yönünden de kontrol edeceksin. Dil yönünde hatalı bir durum var mı, yok mu? Sade bir dil kullanmaya önem gösterelim Yazıda belirten görüşler ve delillerin birbirle tutarlı olmasına ve mantıksal olmasına dikkat edelim. Bir de şöyle bir şey var. hiç alakasız şeyler yazıyorlar. Yani şimdi sen Dostluk üzerine yazıyorsun. Gidip işte diyelim ki saçma bir şey söyleyelim makyajdan bahsediyorsun. Hiç alakası olmayan bir durum olduğu için metinde bütünlük sağlanmayacaktır. Sonra denemenin giriş bölümünü yazdığında ne yapacaksın? İlgi çekici yazacaksın. Dikkat çekici yapacaksın. Merak uyandırıcı yapacaksın. Bir de çok güzel bir çarpıcı dille giriş yapman gerekiyor ki kişiyi o denemeye yönlendirip ve orada tutabilirsin. Yani iyi bir giriş olmazsa, merak uyandırıcı, ilgi çekici olmazsa kişi okumaktan vazgeçebilir. Bir de denemede verilmek istenen bir mesaj varsa, bir ana düşünce varsa her biri de ayrı ayrıysa farklı paragraflarda gösterebilirsin. Denemenin sonuna doğru geldiğimizde artık özetleyeceğiz. Ne söylemek istediyorsak sonuç olarak onu söyleyeceğiz ucu açık cümleler kullanmayacağız burada. Ve son olarak da artık nihayet sonuna geldiğimizde bu denemeyi, bu fikri, bu oluşturduğumuz argümanları en iyi yansıtacak bir başlık bulacağız değerli arkadaşım. Ve sana güzel bir haberim var arkadaşım. Eğer yazmaktan hoşlanıyorsan, deneme yazabiliyorsan e, Türkiye Felsefe Kurumu'nun her yıl Aralık ayında lise öğrencileri için düzenlendiği felsefe olimpiyatlarıyla felsefe deneme yarışmaları var. Burada derece alanları e, Dünya Felsefe Olimpiyatları'na Mayıs ayında götürüyorlar. Yani derece almanız gerekiyor ki buna katılabilirsiniz. İnşallah katılırsınız. Oralarda da derece alırsınız. Hem derecenizi hem denemenizi benimle paylaşırsınız. Hoşçakalın.